29 Kasım 3 Aralık haftası genel değerlendirme ve strateji. Doktor Tuğberk Çitilci, GCM Yatırım Araştırma Müdürü. Finansal piyasalarda tekrar virüs varyantı, önce Nu varyantı dendi fakat daha sonra Dünya Sağlık Örgütü adını Omikron varyantı olarak koydu. Güney Afrika'da tetiklenen bu varyantın oldukça tehlikeli, bulaşıcı, öldürücü olduğuna ilişkin haber akışları oldu ve geride bıraktığımız hafta Cuma günü riskten kaçış algısıyla Amerikan endekslerinde sert aşağı yönlü hareket bu bütün diğer endekslere yansıdı. Amerikan 10 yılında sert aşağı yönlü hareket, risk algısında bozulma, petrol fiyatlarını da %13'ü aşan sert kayıplar öne çıktı. Fakat daha sonra Dünya Sağlık Örgütü ve Güney Afrika tarafından yapılan açıklamalarda aslında bu Omikron varyantının çok da aşırı derecede düşünüldüğü kadar tehlikeli olmadığı yönünde söylemler geldi. Tabii henüz varyantın durumu nedir, ne değildir, sağlık otoriteleri tarafından net açıklamalar gelmediğinden dolayı piyasanın hala kafası karışık. Ama bu aşırı tehlikeli değil açıklamaları o cuma günkü yangını bir miktar yavaşlatmış durumda. Ama ülkeler buna ilişkin önlemlerini almaya devam ediyor. Özellikle İsrail 14 gün boyunca yabancı turistlere karşı ülke girişini kapattı. Keza aynı şekilde Japonya kapattı Omikron korkularına ilişkin. Kıta Avrupa'sında özellikle Hollanda ve Almanya tarafında da benzer örnekler var. Bizim tarafta da özellikle Güney Afrika ve bazı Afrika ülkelerindeki uçuşlar yasaklanmış durumda. Tabii bu Omikron varyantının şöyle bir unsuru oldu. Yine iş FED'e bağlanıyor. Yani negatif bir şey olsa da FED, pozitif bir şey olsa da FED, bütün yollar FED'e çıkıyor. Omikron varyantı tetiklendiğinde ekonomik aktivitenin duracağı, petrol fiyatlarındaki sert aşağı yönlü hareket Fed'in 2022 yılında adım atmasını yani faiz artışına gitmesi veyahut da varlık alımlarının hızını azaltmasındaki şiddeti arttırma konusunda geri adım atacağı varsayıldı. Daha önce Haziran ve Mayıs toplantılarında FED'den 25'er bas puanlık faiz artışı beklenirken bu faiz artışı beklentisi sonbahara ötelendi. Yani daha önce ilkbahar dönemlerinde başlıyordu. Şu anda sonbahar döneminde ve bu Omikron varyantı FED'in parasal genişleme desteğinin devam etmesini tetikleyeceğinden dolayı hani piyasalar tarafında riskten kaçış algısı var ama Fed'in de hemen faiz artışına gidemeyeceği yönünde iyimser bir senaryo devreye girdi. Aslında net de piyasanın kafası oldukça karışık bir durumda. Özellikle bu hafta Fed Başkanı Powell ve Hazine Bakanı Yellen'ın sunumları olacak. 30 Kasım saat 18'de Senato tarafına sunum yapılacak. Daha sonra da 1 Aralık saat 18'de yine bu sunumlar devam edecek. Şimdi kuvvetle muhtemel bu sunumlarda enflasyona karşı nasıl önlem alınacak? Sıfır faiz politikasından çıkacak mısınız, çıkmayacak mısınız? Ne zaman faiz arttırmayı düşünüyorsunuz? Bilanço daraltma veyahut da varlık alımlarının azaltım hızını 15 milyar doların üzerine çekilecek mi, çekilmeyecek mi? Eğer Cuma günkü gibi Omikron'un o riskten kaçış algısı bu haftada devam etseydi ki daha tam da bilmiyoruz geçip geçmediğini. O zaman Fed'in eli biraz daha rahat olabilirdi. Çünkü varyant geldi, bilinmezlik ve belirsizlik durumları var. Buna bağlı olarak da daha güvenci tonlu açıklamalar beklenebilirdi. Ama işte bu Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamalarına paralel biraz daha Fed tarafında şahin açıklamalar görebiliriz. Bu da Amerikan 10 yılı ve dolar endeksini etkiliyor. Şimdi Amerikan 10 yılının aşağı yönlü hareketi risk algısından kaçıştan dolayı kaynaklandı. Çünkü enflasyon ve stagflasyon korkularından dolayı Amerikan 10 yıllığında ana yön yukarı. Fakat panik havası Omikron kaynaklı Amerikan 10 yılının getirisini aşağı yönlü baskıladı. Burada da referansımız 200 günlük basit hareketli ortalama 1.48-41 seviyesi. Tabii bu 1.48-41 seviyesinde deniyor altına çok kalıcı olmuyor. Deniyor altına çok kalıcı olmuyor ama risk algısının bozulmasında 200 günlüğün altı yani 1.48-11'in aşağısına geçtiği zaman da panik havası daha tetiklenir. Yeni bölgemiz 1.42-1.45 seviyeleri
Olur. Bu Amerikan endekslerinde aşağı yönlü hareketi tetikler. Gelişmekte olan ülkelerin lokal tahvillerinde yukarı yönlü hareketleri tetikleyebilir. Dolar temasına bakalım. Zaten omikron olsa da olmasa da Fed'in bu para politikasındaki sıkılaştırma potansiyeline bağlı olarak güçlü dolar, zayıf euro hikayesi artık bizim majör konuşacağımız unsur. Yani iyisi bir şapkadan tavşan çıkartamıyor ki çıkartmak da istiyor mu? Orası da ayrı bir tartışma. Dolayısıyla güçlü dolar temasını takip ediyor olacağız. Şimdi oradan bir teknik olarak Fibonacci baktığımızda 88,25 dip ve 102,992 tepeyi aldığımız zaman da yukarıda 38,2 Fibo 97,36 seviyesini izliyoruz. Burası kritik bir direnç seviyesi. Aşağıda da %50 seviyesi ortalama 95,62. Hani onda 96'nın altına da bir hafif bir geçme olur gibi oldu. İşte kritik destek 95,62 seviyesi. Ama kuvvetli muhtemel FED politikalarının daha ağır basacağı dikkate alındığı zaman da güçlü dolar, zayıf euro fiyatlaması devam ediyor olacak. Tabii bu haftaki FED Başkanı Powell ve Yellen'ın sunumları majör kritik belirleyici olacak. Yani omikronla FED arasındaki bir savaşı görüyor olacağız. Euro dolar paritesi işler tam ECB Lagarde'ın istediği şekilde devam ediyor. Zayıf euro ihracatı destekleyici unsur. 1.2555 1.0341 Fibonacci'ye baktığımız zaman da 61,8 çok güzel bir dönüş noktası veriyor. 1.1187. Euro dolar paritesi için 1.1187 seviyesini takip ediyoruz. Burası majör bir destek seviyesi. Burası kırıldığı zaman da aşağıda 1.11 1.1050 bölgeleri gündeme gelebilir. Uzun demeyelim de orta dönemli işler biraz euro lehine olacak olursa yukarı yönde de gidebileceği nokta %50 1.1448 seviyesi olarak devam ediyor. Ons altın, evet enflasyon geliyor dendi, omikron vakası, riskten kaçış algısı ama o eski klişelerde alışıldığı şekilde her şey ons altının fiyatına yansımıyor. Zaten piyasada herkesin gördüğünden sizin daha akıllı olarak para kazanma ihtimaliniz oldukça zordur. Dolayısıyla şu anda ons altındaki en büyük unsur Fed'in para politikasındaki sıkılaştırma, Amerikan 10 yılının 200 günün üzerinde kalma potansiyeli. Ons altın için 144 günlük ortalamayı takip ediyoruz. 1807 referans seviyesi. Bunun üzerinde altında artı eksi 50 puan hareket ama kuvvetle muhtemel şu anki dinamikler dikkate alındığı zaman da ons altında 1750 seviyesine doğru geri çekilme potansiyeli daha fazla. Mavi çizgide borsa yatırım fonlarındaki toplam altın miktarını gösteriyor. Son 2 günlük periyotta da o tarafta bir çıkış var. Altın mı, gümüş mü? Tabii ikisi arasında tercih yaparken altın biraz daha ön plana çıkıyor gibi. Altın bölü gümüş paritesindeki rasyo Haziran 2021'den beri 70 ile 80 arasında devam ediyor ve altın bölü gümüş rasyosunda hep yukarı yönlü bir hareket oluyor. Yani bu da gümüşün daha düşük bir performans gösterdiğini işaret ediyor. Yine kuvvetle muhtemel 80 seviyesine doğru altının gümüşten daha iyi bir performans gösterdiği fiyatlama dinamikleri devreye girebilir. Gelelim Türk varlıklarına. Türk varlıklarında artık yeni normal Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın düşük faiz, yüksek kur, cari fazla verip ekonomiyi dengeye oturtturma politikası. Ve bu politika hem Merkez Bankası uygulamaları hem Merkez Bankası Başkanı, Hazine ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar dikkate alındığı zaman da bu seferki yapısal kırılma oldukça farklı ve sert bir şekilde devam ediyor. Dolar Türk Lirası'nda 12,57 seviyesindeyiz. Yani geniş bir bantta 12 ile 13 arasındaki salınım devam ediyor. Bu noktada Merkez Bankası'nın özellikle Aralık toplantısında ne yapıp yapmayacağına ilişkin beklenti ön planda. Merkez Bankası'nın toplantısı 16 Aralık'ta. 100 bas puanlık faiz indirimi cepte. GCM yatırım araştırma ekibimle beraber beklentimiz 200 bas puanlık bir faiz indirimi, sınırlı alanın tamamlanması. Ama bu sınırlı alanın tamamlanması 2021 yılını bitirmiş olacak. 2022 yılında FED'den bir sıkılaştırma mesajı, aksiyonu gelmeden önce Ocak-Şubat aylarında da temposu düşük,
faiz indirimleri devreye girebilir. Kuvvetli muhtemelde şu anda 15'te olan politika faizini düşük çift hanelere doğru bir evrilme olabilir. Tabii bütün bu para politikasına ilişkin belirsizlik devam ederken ülkenin risk primi 400 seviyesi referansken acaba 400'ün altına iner mi inmez mi? Orada kalıcı oldu. Daha sonra 450'ler yeni normal diyorduk. Şimdi yeni normalimiz 500. 5 yıllık ülke risk primimiz 502.08 seviyesinde. 500'ün üzerinde risk algısı daha bozuk. 500'ün aşağısında yani 450-500'de göreceli risk algısında bir değerlenme devreye girebilir. Tekrar dolar Türk lirasına dönecek olursam yukarı tarafta özellikle bugün sabah saatlerinde bir 12.80-64 seviyesine doğru bir hareket oldu. İzlediğimiz noktada 12.85-13 bölgesi. Tabii burada kamu tarafından gelebilecek faize ilişkin açıklamalar, yurt dışındaki omikron kaynaklı risk algısından kaçış başladı mı, bitti mi, duruldu mu tarzındaki açıklamalarda dolar Türk lirası açısından önemli olacak. Zaten bu haftaya baktığımız zaman da ekonomik veri anlamında da yoğun bir gündem var. Özellikle Türkiye tarafında 3 Aralık'ta tüketici enflasyonu gelecek. Tüketici enflasyonuna baktığımız zaman da aylık %3 beklentim bulunuyor. Yıllıkta da 20.71 seviyesinde. Tabii enflasyonla artık Merkez Bankası'nın para politikasının eş güdümü devreden çıktığından dolayı hem çekirdekte hem manşet enflasyonla ilgili hani enflasyon yüksek geldi, enflasyon düşük geldi. Merkez Bankası para politikasında şöyle yapar, böyle yapar demek zor olduğundan dolayı bu veri aslında Türk lirası tarafında değersizleşmeyi artıracak. Neden? Çünkü mevduat %15 seviyesinde, enflasyon %20.71'lere, 21'lere yaklaşıyor. Arada eksi 6 puanlık negatif getiri var. Politika faizi ile yıllık enflasyon arasındaki makas açılmaya devam ettiği sürece bu Türk lirası tarafındaki değersizleşmeyi sürdürecek. Enflasyon verisi öncesinde 30 Kasım'da da Türkiye'nin büyüme rakamı gelecek ki büyüme rakamına da baktığımızda beklentim 8.6. Ama çeyrek bazda çift tane bir büyüme gelirse şaşırma. Yılı da kuvvetle muhtemel %9 büyümeyle kapatırız. Orada da çift tane gelirse şaşırma ki zaten Merkez Bankası'nın bu yeni para politikası denemesi, yönlendirmesiyle beraber dikkate aldığımızda büyüme, ihracat odaklı bir para politikası var. Enflasyon ve döviz kuru ikinci planda bulunuyor. Dolayısıyla bu majör doktrin değişikliğinde bizim bundan sonraki takip edeceğimiz unsur büyüme dinamikleri olacak. Herkese sağlıklı bir hafta dilerim.